Bu filmde öyle bir duygusal bombardıman, o kadar etkileyici sahneler arka arkaya geliyor ki yani zaten koltuğunuzda oturamıyorsunuz filmi izlerken. Çok güçlü bir film. Bir de çok cesur bir film. İnanılmaz cesur bir film. Hem oyunculuk anlamında hem yönetmenlerin böyle bir konuyu bu kadar cesur bir şekilde işlemesi açısından son yıllarda benim gördüğüm en cesur sırf Türk filmi değil yani uluslararası film bence. Son yıllarda izlediğim en çılgın bir gerçeklikti yani. Çok güzeldi. Bu kadar özellikle kadınların, ailelerin tamamen kendi içlerinde kapalı bir kutu olarak konuştukları mühim ve temel bir meselenin sinema diliyle ebeveynlere ve çocuklara ve genç kadınlara anlatılacak olması mucizevi bir yöntemdir. Bir oyuncu olarak kıskanırım ben iyi işleri. Bunu da çok kıskandım ama yani güzel bir kıskanma, gıpta ettim. Çok iyi bir film olmuş. Reji çok iyi, oyuncular çok iyi, müzik çok iyi. Beğenmediğim hiçbir şey olmadı filmde, harikaydı. Gerçekten insanın derinine işleyen bir film. Türk sinemasında böyle etkili, böyle iyi üzerinde iyi çalışılmış, sadece senaryosu değil, oyunculuklarıyla, müzikleriyle, dekoruyla, tasarımıyla bu kadar iyi çalışılmış filmleri çok sık görmüyoruz. Bunu görmüş olmak ayrıca beni mutlu etti ama filmin üzerinde, insanın üzerindeki o ağır etkisi de farklı bir moda sokuyor. Şu anda gerçekten kelimeleri seçmekte bile zorlanıyorum. Çok etkilendim, çok beğendim. Gerçekten yürekten alkışladım. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Bütünüyle zaten hiç kopmadan izledim. Bütünüyle çok etkileyiciydi. Özellikle böyle psikotik hastalıklarla ben çok yakından ilgilendiğim için beni çok derinden etkiledi. Filme bayıldık. Yani o kadar hani dilimiz tutuldu. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Hani zaten beklentilerimiz çok yüksek geldik hepimiz buraya. Fragmanı da seyretmiştik ama hani beklentilerimizin de üzerinde çıktı. Hani oyunculuk, hani kostüm, görsel açıdan, müzik, yani her şey gerçekten harikaydı ve şeyi çok sevdim. Böyle hani dizi geriyor sonra bir noktada güldürüyor. Sonra yine geriyor bırakıyor. O matematik falan her şey harikaydı yani. İnsanlar çok ön yargılı olmasınlar, gitsinler, görsünler, yeni bir şey seyretsinler ve filme umarım güzel film gişede de hak ettiği yeri bulur. Film gerçekten çok etkileyici bir film. Biraz beni korkuttu açıkçası işte anne baba olmanın sorumlulukları ve bir çocuğu yetiştirirken nelere dikkat etmen gerekiyor, bilmediğimiz bilgiler, darmadağın. Lütfen. Gerçekten çok etkilendiğim sahneler var. Kıpırdayamadığım sahneler var. İçimin hopladığı sahneler var. Mutlu olduğum, gülümsediğim sahneler var. Çok iyi bir müzik kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Filmin orijinal müziği de içinde yararlanılan, kullanılan müzikler de bence çok iyi seçilmiş ve çok iyi değerlendirilmişti. O yüzden bu film müziğiyle de akılda kalan ve hatırlanan ve müziğin gücüyle de yükselen bir film olmuş. Zaman içinde gidip gelmesi beni çok etkiledi. Flashbackler gidip dönüyor. Çok çok ustalıkla yapılmıştı. Çok etkilendim. Gerçekten filmi çok zor bitirdim. Yani bayağı yani duygulandım. İnsan hayatında baskıların kişiyi nerelere götürdüğünün bir örneği. O yüzden hiçbir şeyin saklı kalmaması gerektiği, yani varsa hayatımızda gerçekten gizlediğimiz çekmeceler, o çekmeceleri açmaktan korkmayalım. Cesur olalım, cesaretli olalım, kendimizi baskı altında hissetmeyelim. Evet. Caner Alper ve Mehmet Binay.
oyunculukta bugün burada olmak, bu akşam hep birlikte çok güzel bir duygu. Ama bir film sadece yapımcılar, yazarlar, yönetmenler ve oyuncularla yapılmıyor. Çok büyük bir ekiple yaptık. Şimdi burada salonda büyük bir ekip var. Sırayla ekibi de ayağa kaldıralım. Onlara da büyük bir alkış alalım.